Kartallı kadınların el emeği, göz nuru ile hazırladıkları ürünler Kartallı Kazım Meydanı'nda görücüye çıktı. Hep birlikte gidelim. Efendim kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Nasıl gidiyor? Burada aynı zamanda ürünler yeniden yapılıyor. Evet, bir yandan yapıyoruz, bir yandan pazarlıyoruz. Evet, el emeği ürünlerimiz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Yani beklediğimden daha iyi. Yani biraz cesaretimiz yoktu. Kartal Festival'den sonra cesaretlendik. Çok teşekkür ederiz her şey için. Deniz Hanım'a, Yeşim Hanım'a, hepsine, Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, kendi el emeklerimiz. Kartal Belediyesi'ne bize bu etkinlikleri sağladığı için ayrıca çok teşekkür ederiz. Hepinizin elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Bütün arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum. Ayrıca Kartal Pazarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Evet, ürettiğiniz ürünler burada sergide. Neler düşünüyorsunuz özellikle bu programla ilgili? Çok güzel bir imkan bayanlar için. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Ben. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Allah'ım burada neler var? Sarmalar, dolmalar, içli köfteler. Hepsi el yapımı. Buyurun ikram edelim. Çok teşekkür ederiz. Hepsi sağ olun. Hepsi ev yapımı halisi. Efendim nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Çok memnunuz. Belediyemize de teşekkür ediyoruz bu arada. Sizler bir şey söyler misiniz? Siz de bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok memnun kaldık belediyemiz böyle bir yer açtı. Yani katkılarından dolayı böyle hanımlara geliyor burada. Evet. Hatır sordu. Organik şeyler yapıyoruz. Ev yapımı yapıyoruz. Getiriyoruz yemekle. Hem de bütçenize de katkı oldu. Evet. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Bir taraftan üretmeye devam ediyoruz değil mi? Üretiyoruz. Bir taraftan tüketiliyor. Güzel oluyor. Aman tüketelim. Tüketelim tabii ki. Tüketelim ki yeniden üretelim. Hep emek karşılığı yaptığımız şeyler. Yemeğinize sağ olun. Nasıl gidiyor efendim? Program çok, nasıl? Program güzel. Belediyemiz güzel. Kadınlara verdiği destek çok güzel. Daima yanında olmaya saatim yettiği müddetçe onlarlayım. Teşekkürler. Biz de size hayırlı işler diliyoruz. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri'nin başlatmış olduğu, Kartallı kadınlara özellikle başlatmış olduğu el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünler için destek oldular. Kadınlarımız biliyorsunuz özellikle bu program ve etkinlikler pandemide gelişti. Tüm ilçelerde olduğu gibi kadınlarımız evde kaldılar ve ürettiklerinin farkına vardılar aslında o dönemde. Peki bu üretilenler ne olacaktı? Ekonomik anlamda da güçleneceklerdi. Bu anlamda da ilçe belediyeler tabii ki bu konuda devreye girdi. Devreye giren ilk belediye diyebiliriz. Kartal Belediyesi kadın emeğini görerek böyle bir etkinlik ve programlar oluşturdu. Kartallı Kazım Meydanı'nda bugün son günü 3 gündür burada gerçekleşti. Daha sonrasında Kartal'ın farklı bölgelerinde bu etkinlikler, bu sergiler devam edecek efendim. Evet efendim, şimdi ise yanımızda Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sayın Deniz Karacan var. Deniz Hanım bu kadın emeği pazarının mimarı diyebiliriz. Şimdi kendisinden de bu etkinlikle ilgili bilgiler alacağız çünkü devam eden bir program olacak bu. Hemen sizden bilgiler almaya başlayalım müdürüm. Kartallı Kazım Meydanı'nda, daha önce Kartal Meydanı'nda tabii ki bunun önemli bir açılışı gerçekleşti. Devam ediyor değil mi? Kadınlarımız üretmeye devam ettikçe bu programlar devam edecek. Evet. Anlatın, biz sizi dinleyelim. Şimdi öncelikli olarak mimarı gerçekten dediğiniz için teşekkür ediyoruz ama buranın mimarı sevgili başkanımız, saygıdeğer başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde kadınlara, kadınların el emeğine neler yapabiliriz'i birlikte düşündük ve projelerimizi sahaya indirdik. Başkanımızın talimatıyla artık 20 mahallemizde tüm kadınlarımızı bu şekilde el emeğini istihdama dönüştürecek faaliyetleri
20 mahallemizde de göreceksiniz. Biliyorsunuz aslında 8 Mart'ta başlayan bir süreçti bu. Evet. 8 Mart'ta Dünya Kadına Şiddete Hayır gününde kadınlarımızla bir araya geldik, üretimler yaptık. Akabinde Anneler Günü ve Haziran ayında da bir festivalimiz vardı. 5 gün sürdü. Bu festivalde de çok yoğun talepler aldık. Dediler ki 5 gün olmasın, bunun süresini uzatalım. Biz de dedik ki o 5 günlük süreci kapattıktan sonra tamam bizler gene sizlerin yanınızdayız ama her mahallemizde birlikte olalım ve bir ses olalım. O mahalledeki kadınımızı da bu zincirin içerisine koyalım. Büyüye büyüye ilerleme niyetindeyiz. 20 mahallemizdeki kadınlara sesleniyoruz. Ne üretirseniz üretin, bizleri bulun, bizlerin yanında olun. Mahallemizde hem ses olalım, hem renk olalım, hem de diyelim ki ev ekonomisine bir parça biz de bir katkı verelim. Bugün buradayız, önümüzdeki günlerde Yakacık'tayız, sonra Uğur Mumcu'dayız. Bu 3 blok tamamlandıktan sonra da parça parça diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz. Müdürüm, şu anda hava güzel. Dolayısıyla her yerde açık alanda bu yapılabiliyor. Kış şartlarında ne gibi düşünceleriniz var ya da projeleriniz? Kış şartlarımızda da yeni biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Topsevi Kültür Merkezimiz devreye girecek. Orada bir kat gene bizlerin olacak. Kültür merkezlerimizi daha çok değerlendireceğiz. Evet. Kışın da daha çok satış değil belki ama üretime yönelik çalışmaları hızlandıracağız. Bunları planladık. Özellikle sosyal dışlanmaya maruz bir kesimin, ne bileyim depremzede olsun, aile içi tüketiminde sıkıntı yaşayan listelerimiz var. Bu tarz kadınlarımıza yönelik bizler gönüllü bir araya geleceğiz. O alanlarda bir takım üretimlerimizi yapacağız ve bu kadınlarımız için satışlar yapacağız. Ayrıca Kartal'ımızda 34 tane satış tezgahımız zaten var. Yaz, kış, önümüzdeki günlerde onu da göreceksiniz. Açılışı gerçekleşecek. Bir revize ediyoruz. Desen çalışmaları, grafiti çalışmaları bitip tadilatları bittikten sonra 34 tezgahımızda da her kadınımızı bir hafta 10 günlük süreçte o tezgahlarımıza oturtturacağız. Akabinde farklı projelerimiz de var. Yakında daha da büyüyeceğiz. Sayımızın sınırlarını bekliyoruz. Bir gün bir bakacaksınız belki bir dükkan ve büyük bir mağazanın içerisinde Kartal'da tüm kadınlarımızı hem satış yaparken hem üretirken belki bir kafemizin içerisinde bizleri göreceksiniz. Orada bizlerle birlikte olacaksınız. Projelerimiz var ama yeni bir müdürlük Gökhan Başkanımızın vizyonuyla açıldı bu müdürlüğümüz. Biz de 6 ayın üzerindedir. Çaba gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Evet. Emeklemeyi bırakmak üzereyiz. Ayaklarımızın üzerine çıkacağız, kalkacağız inşallah. Herkesin desteğini bekliyoruz. Sizler de geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Bugün biraz da yorucu bir gündü, kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık müdür. Teşekkürler. Sağ ol. Başarılar diliyorum. Var olun. Çok artık.